rüyayı çözdüm Rafi. Derhal kendine şık bir takım elbise buluyorsun. Ne yapacağız takım elbiseyi? Yarın çok önemli bir toplantıya gideceğiz. Ne diyormuş rüya? Rafi ve ben zengin oluyoruz. Ben? Sen yoksun. Nereye gideceğiz? Anlatsana. Bu civardaki bütün ikincilik takımlarını ziyaret edeceğiz Rafi. Neden? Çünkü Rafi'yi o takımlardan birine satmam lazım. Benim oğlum hayal dünyasında dolaşmaz. Dolaşıyor anne. Hatta Harry Potter gibi sürekli o dünyada yaşıyor. Kimmiş o? Masal dünyasından bir kahraman. Tıpkı Kadir gibi. İlahi Kadir abi. Ben de zengin oluyoruz deyince bir şey sandım. Sus, sus, çok konuşma. Yeni bir yıldız doğuyor. Çek şöyle kenara. Türk futbolunun önünü kapama. Al bakayım sen de bunu Rafi. Birkaç bir numara öğren. Nasıl numara? Hani şu Ronaldinho falan var ya, bir sürü numara yapıyor. Şöyle böyle bir şeyler yapıyor, fake'ler atıyor. Oradan buradan geçiriyor. Onun gibi öğren işte bir şeyler. Kardeşim, her şeyi devletten beklemeyin. Biraz girişimci olun ya. Kadir abi, Rafi yakar top bile oynayamaz. Zengin olacağım diye kıskandın değil mi? Sen bunu aldırma aslan. Sen git bir iki şık numara öğren. Şu Brezilyalıları görmüyor musun ya? Adamlar sahada koşmuyorlar bile. Durdukları yerde artistlik yapıyorlar, cukkayı götürüyorlar. Hadi. İyi, tamam. Hadi. Kadir abi, onlar Brezilyalı. Ne var, bu da Kenyalı. Bizim kulüplerin siyahi oyunculara zaafı vardır, Dombili. Bunu gördükleri zaman basacaklar imzayı. Rafi, kardeşim. At topu bana. Ben çalıştırayım seni. Ben bakarım kızım. Peki anne. Merhaba anne. Merhaba oğlum. Hadi sana bir kahve yapayım. Yap anne. Benim siyah takım elbisem nerede anne? Takım elbisen mi? İş mi buldun yoksa? Aşk olsun anne. Ben hayatımda hiç işsiz kalmadım ki. Sadece küçük bir yaz tatili yaptım o kadar. Aslan oğlum benim. Sana inanmayanlar utansın. Utansın anne. Sağ ol anne. Nasıl bir iş? Sağlam bir iş mi? Sağlam tabii anne. Ben hiç yaş tahtaya basar mıyım? Memuriyetlik mi yoksa? Ne memuriyetliği anne? Ne memuriyetliği? Ne iş bulduğumu söylemeyeyim de bazılarının kararını etkilemesin. Ay söylesene evladım, etkilensin işte. Hayır anne, insanlar beni sevecekse param için sevmesin. Delikanlı yüreğim için sevsin. Aslan yavrum benim, dur ben hemen ütüleyeyim takımını. Yavrum. Jilet gibi olsun anne. Janti olmam lazım. İyi günler. İyi günler, hoş geldiniz Nihat Bey. Siz yine mi buradasınız? Asıl sen niye sürekli buradasın kardeşim? Adliye sarayı mı burası ya? Hiç merak etmeyin Hülya Hanım. Bundan sonra eski eşiniz size kanuni ölçülerden daha fazla yaklaşamayacak. Tutun şunu lütfen. Bu ne ya? Ölçü birimi. Şöyle geçin siz de. 5 metrelik ölçü birimi. Şöyle alalım. Ne yapıyorsun kardeşim? Şöyle, şöyle. 5 metre. Siz geçin biraz ya? Daha. Biraz daha şöyle. Bundan daha fazla yaklaşmayacaksınız. Bu ne böyle ya? Çaktık valla. Hey. Ver abicim şu topu. Ben çalıştıracağım seni. Ne oldu? Hani benimle bir şey olmazdı? Şaka yaptım canım. Olur mu öyle şey? Futbol senin özünde var. Şimdi kardeşim, iyi bir futbolcunun iyi motive olması gerekir. Top oynarken aklında bir tek şeyin olmasını istiyorum. Neymiş o? Tuğba. Her şey Tuğba için. Her şey Tuğba için. Her şey Tuğba için. Her şey Tuğba için. 5 metre geriye. Gitmesene kardeşim, gitme ya. Hiç merak etme Hülya Hanım.
Davaya çok az kaldı. Öyle bir karar aldıracağım ki eski eşiniz İstanbul sınırlarından bile içeri giremeyecek. Ya kardeşim, eski eşim falan deyip durma. Daha mahkeme bile olmadı be. Elimden kurtulamazsınız Kadir Bey. Ben uçan kuşu bile boşarım. Ne oluyor bu evde yine ya? Yok bir şey baba. Nasıl yok bir şey baba? Çocukları bahçede her şey tuğba içi diye bağırıyor. Metrenin bir ucu burada, bir ucu orada ölçü tutuyorsunuz. Ceren öğretmeni burada, Ceren okulda. Ne oluyor bu evde ya? Aa, Kudret sen mi geldin? Etrafta gene bir sürü gariplik oluyor Bahriye. Ne gibi? Ne demek ne gibi? Nedir bu? Cetvel. Ceren'in dersi için. Ya şerit metre ne zamandan beri cetvel oluyor ha? Cetvel dediğin 30 santimlik bir şeydir. Canım, büyüyünce de kullansın diye. Maria. Kızım sen anlat. Yok bir şey baba. Sen anlat. Anlatayım. Şimdi ben... Onun gitmesi gerek. Evet, gitmesi gerekiyor. Evet, gitmesi gerek. Gel kardeşim, yürü, yürü artık. Dur bakalım. Gitmesi gerek, hatta benim de gitmem gerek. Ben de gideyim. İyi günler. Yürü kardeşim. Yürü, yürü. Ne oldu? Birkaç numara öğrenebildin mi bari? Öğrendi Kadir abi. Ben öğrettim. Lafinin futbol koçu. Şekeri gören sinek olayı ha? Dombili sinek Hasan. Teessüf ederim Kadir abi. Ben devreye girmeseydim Rafi topla. Balonla oynayan kız çocuğu gibi oynuyordu. Abatsaydın. Tamam be tamam be dalaşmayın hemen. Göster bakayım numaranı. Bak şimdi Kadir abi. Topu şunun içine sokacak. Hadi canım. Vallahi. Hadi kardeşim göster marifetini. Karayinci. Ama sadece bunu yapabiliyorum. Tamam tamam. Önemli değil. Bu yeterli. Şimdi orada nasıl konuşacağına, nasıl davranacağına geçelim. Davranacağımıza. Bana bak. Şu andan itibaren Türkçe konuşman kesinlikle yasak. Hı? Evet. Şu iki cümle haricinde. Hangi iki cümle? Bir. Söyleyin hocaya, bunu kenarda otursun. Yahu böyle pas mı verilir? Emredersiniz başkanım. Bizim iyi bir transfer yapmamız lazım Mustafa. Kesinlikle. Oyuncularla biz A klasmanına yükselemeyiz. Buyurun. Buyurun. Teşekkür ederiz. İyi günler sayın başkanım. Ben menajer Kadir Topçuoğlu. Biraz erken geldik galiba ama. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Bu mu Kenyalı yetenek? Evet efendim. Telefonda bahsettiğim yıldız futbolcumuz bu. Rafi Maranga. Nafurai kucuana nanini. Sizin gibi birisiyle tanıştığım için çok mutlu oldum diyor. Bu arada ben yeminli tercüman Hasan Öztürk. Ya öyle mi? Memnun oldum. Buyurun oturun. Türkiye niçin zuri sana? Naipende sana Türkiye. Türkiye çok güzel diyor. Kenya'da bu imkanlar yok diyor. Gollerimi Türkiye'ye sakladım diyor. Onu daha sonra diyor. Ben daha önce sizin adınızı hiç duymadım. Duymamanız çok doğal Sabri Başkan. Çünkü ben Boğaz'daki kulüplerden çıkmayan tatlı su menajerlerine benzemem. Ben 365 gün dünyayı dolaşıyorum. Ya. Japonya, Kore, Hindistan, Moğolistan, Başkırdistan, Arnavutluk, Cezayir, Fas, Brezilya, Arjantin, aklınıza neresi gelirse her tarafı gezerim. Afrika'da, Güney Amerika'da, Orta Doğu'da, Yakın Doğu'da, Uzak Doğu'da, dünyanın her bir yerinde Rafi gibi gizli kalmış yetenekleri ararım. Güzel. Efendim. Ben bu Rafi'yi Kenya'nın Şirin bir ilçesinde keşfettim. İkincilik takımlarından birinde top koşturuyordu. Tam birincilik takımlarından birine transfer olacaktı ki... ...dur dedim, tuttum kolundan sayın başkanım, Türkiye'ye getirdim. Çünkü çocuğun eline 500 bin dolar verip sömüreceklerdi. Dedim ki kardeşim sen ne yapıyorsun?
Senin gibi genç bir yıldız Türkiye'de en az 1 milyon dolar eder. Önce olmaz mı olmaz dedi ama tuttum kolundan getirdim. Sayın Başkanım, affedersiniz ama benim mesleğim bu. Türkiye Kumel Pinezeye sana. Buralara hayran oldum diyor. Önümüzdeki maça bakacağız. Önümüzdeki maça bakacağız diyor. Görüyorsunuz değil mi ne kadar heyecanlı. Niye bana getirdiniz? Madem Yıldız Beşiktaş'a, Galatasaray'a, Fenerbahçe'ye götürseydiniz. Sayın Başkanım, oralarda bu garibi harcarlar. 2 gol atsa niye 3 gol atmadın derler. 3 atsa niye birini röveşatayla atmadın derler. Rafi, sizinki gibi güzide, camiası büyük bir Anadolu takımında pişsin istiyorum. Piştikten sonra Fener'e de siz satarsınız. Artık 3 milyon dolar mı istersiniz? 5 milyon dolar mı istersiniz? Orası sizin takdirinize kalmış. Bir de sahada görelim bakalım. Tabii Sayın Başkanım, tabii. Zaten Rafi böyle uzun süre bir yerde oturamıyor. Yerinde duramıyor. O bir futbol makinesi. O bir futbol manyağı. Hep top oynamak istiyor. Önümüzdeki maç bakacağız. Önümüzdeki maça bakacağız diyor. Buyurun, buyurun Sayın Başkanım. Bu boş tribünlerin Rafi Maranga, Rafi Maranga diye coştuğunu görür gibiyim Sayın Başkanım. İnanın bu transferle ikinci ligde müthiş bir tırmanış yapacaksınız. Ve bir yıl içinde Süper Lig'e transfer olacaksınız inşallah. Bunca yıllık tercümanım başkanım. Ben böyle futbolcu görmedim ya. Çünkü böylesi gelmedi Sayın Başkanım. Anelka ilk geldiğinde onun tercümanlığını da ben yapıyordum. Düşünün bu ondan daha iyi. Sayın Başkanım, ayrıca bunun reklam gelirleri var. Baksanıza, saçı başı bir tarz bu çocuğun. Bu yakında dergilere kapak olur. David Beckham gibi. Sonra büyük kulüpler gelip kapınıza bize satın, bize satın diye yalvaracaklar. Başkanım hazır. Görelim. Peki. İyi bakın başkanım, iyi bakın. Sınıyor başkanım da. Tam ısınamadı başkanım, tam ısınamadı. Hadi oğlum, yap şu hareketi. Ne istiyorsunuz buna? 2 milyon dolar. Çok dedim. 650 veririm. 1,5'dan aşağı olmaz. 750. Valla kurtarmaz ama hadi bu seferlik olsun. Ayağınız alışsın. Tamam Mangal Nuri. Tamam kardeşim. Ya yemedim ya arabanı. Burada duruyor işte. Nuri'cim bu aralar biraz işlerim vardı. O yüzden. Tamam kardeşim bak. İşim yoluna girsin. Ben sana bu arabanın 0'ını alacağım. Evet 0'ını. O zaman sen bu külüstürden kurtulursun. Ben de senin çenenden kurtulurum. Abi ya 0. Oğlum. Kardeşim bu sefer çok büyük balık yakaladı ya. Tabii. İmzalar atalım öyle söylerim. Yok yok. Söylemem şimdi Nuri. Söylemem nazar değer. Uğursuzluk olur maazallah. Tamam kardeşim. Söz veriyorum sana bunun 0'ını alacağım. Hemen öyle havalara girmeyin şebelekler. Daha henüz imza atmadık. Başkan çok beğendi ama. Başkan çok beğendi ama. Bu sefer kaybetmeye hiç niyetim yok Rafi. İşi sıkı tutacağız. Senin derhal yeni numaralar öğrenmen gerekiyor. Bir tane numara atar Kadir abi. Yetmez. Maç 90 dakika. Sen daha çalım atmasını bilmiyorsun. Karşında rakip oyuncu yokken gol atmasını ben de bilirim kardeşim. Senin rakip savunmayı inci gibi ipe dizmen gerekiyor. Yoksa daha ilk antrenmanda 750 bin dolara bay bay deriz. Merak etme Kadir abi.
ilk antrenmana kadar onu ben çalıştırırım. Hadi bakalım, hadi, boş durmak yok. İmza atılana kadar hiçbir şey kesin değil. Yallah, yallah. Kardeşim, hadi üstümüzü değiştirelim. İyi, hadi bakalım. Mahkemeden önce köşeyi dönüyorum. Bu sefer ne yapacaksınız bakalım Hulya Hanım? Ceren nerede? Tokmuş baba. Tok muymuş? Akşamüstü kek yedi. Ya şu çocuğu yemekten önce beslemeyin ben. Okuldan aç geliyor çocuk. Alıştı mı Ceren okula? Hayır baba. Her gün ağlayarak geliyor eve. Kadir nerede? Dışarıda. Yine mi sürttün oraya? Bu evde kesin bir şey saklanıyor benden. Hissediyorum. Yok canım, ne saklayacağız? Bilmiyorum bari. Gene Bizans oyunları yapıyorsunuz. Gene bir entrika çeviriyorsunuz. Baba. Evet. Ben sana bir şey söyleyeceğim. Çok şükür. Şebelekler, kırdınız camı. Vole çalışıyorduk. Vole çalışıyormuş. Babam bize bir vole çakacak, göreceksiniz. Git, git al hemen topu. Benden de bahsetme. Hangi manyak bu saatte top oynuyor ya? Pardon Kudret amca. Gel buraya. Buraya geliyorum sana. Hadi gel kızım, biz buraları süpürelim. Olur. Hayır, annem. Süpürmeyin. Bir şey anlatıyordunuz. Sonra anlatırız baba. Şimdi anlatın. Tabii tabii. Sinirlisin sen. Hadi gel kızım. Sinir falan değilim ben. Sinir değilim. Değilim diyorum. Koşacaksın. Böyle yerlerde sürünmeyeceksin. Çok yoruldum ama. Çok mu yoruldun? Yorulmak yok. Yorulmak yok. Kalk bakalım. Bak Rafi, yarın imza törenimiz var. Antrenman var. Bana bakın, yakmayın benim başımı. Arkadaşlar, 750.000 dolara düşünün. Bir çuval inciri berbat etme, kara incir. Kalk bakayım, kalk. Kalk hadi, hadi antrenmana. Kalk, hadi. Hadi bakalım, hadi koşun. Hadi bakalım. İşte böyle. Aferin benim aslanlarım. Aferin, hadi göreyim sizi. Lütfen oğlum Kadir. Bu sefer zengin oluyorsun. Yeter. Sayın başkanım, hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Eminim yüzümüzü kara çıkarmayacaktır. İnşallah. İnşallah. Ben futbolcuma sonuna kadar güveniyorum. Çok teşekkür ederim. İnşallah. İnşallah. Öyle bakar mısınız lütfen? Buradasınız. Efendim bu tarafa lütfen. Senin başkanım. Başkanım. Senin başkanım. Başkanım, arkadaşlar bakalım. Teşekkür ederim. Kısa konuşacağım. Takımımız Kenyalı yıldız futbolcu Rafi Maranga'yı renklerine katıyor. Başkanım, senin başkanım. Başkanım bir de böyle alabilirim. İnşallah iki yıl içinde Süper Lig'deyiz. Herkese hayırlı uğurlu olsun. Başkanım, bu tarafa lütfen. Başkanım, bu transfere araç olmaktan müthiş mutluluk duyuyorum. Benim için kesinlikle yetenek avcısı tabirini çekinmeden kullanabilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar, haftaya Somali'deyim. Çok büyük bir yetenek daha keşfettim. Buradan büyük takımların dikkatine sunuyorum. Kwanzia leo kuhusu timu yetu mpya, nitafanya kila ninavyoweza na mtangalia mambo yangu kwa furaha. Ne dedi? Ben yeminli tercüman Hasan Öztürk. Rafi dedi ki
Bundan sonra gollerimi yeni takımım için atacağım. Gollerimi izleyin. Onumuzdaki maça bakacağız. Buyurun. Başkanım, lütfen. Yine buradan alabilir miyim? Başkanım, tekrar hayırlı olsun. Efendim, hayırlı olsun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Bu taraftasınız. Çıkaralım şunu. Sayın başkanım. Başkanım, bu tarafa. Bu tarafa bakar mısınız? Bravo. Çok yakıştı. Renklerimiz de yakıştı. Açtı bayağı. Yakıştı, evet başkanım. Sayın başkanım, başkanım bu tarafa. Başkanım, ilk taksidi bugün alırız değil mi? Merak etmeyin, anlaştığımız gibi 150. Kocanı boşuyorsun, hem de bizden kurtulmaya çalışıyorsun. Seni çok yanlış tanımışım Hülya. Anne, kötü bir niyetim yoktu. Yani belki siz gidince Kadir'le baş başa kalırız diye düşündüm. Ne bileyim ben, belki de boşanmak son çare değildir. Ne yani, biz gidersek? Ne olur yanlış anlamayın. Yok canım, siz yeter ki barışın. Ben dünyayı ilk kere dolaşırım o zaman. Ay, sağ ol anne. Merhaba Hülya. Bu ne? Hani her zaman keşke benim de olsa dediğin minik küçük kırmızı arabacıktan bulamadım. Ben de sana bunu al. Karına araba mı aldın? Güzeller güzeli karımın kırılan kalbini tamir edemez belki ama yeni bir başlangıç için küçücük bir hediye olabilir. Nasıl aldın bu arabayı Kadir? Yeni bir sektöre ayak bastım Hülya. Çok para kazanıyorum. Ne sektörüymüş bu? Futbol sektörü. Bugün ilk anlaşmamızı yaptık. Ve ben kazandığım ilk parayla ilk iş olarak sana bu küçücük hediyeyi aldım. Hadi Hülya, barışalım artık. Bak Hülya, ruhsat senin adına. Bak. Ah, Kadir. Ben aslında böyle şeyler istemiyorum. Ben... Sadece... Hülya, seni seviyorum. Kadir. Hülya. Artık bizi kimse tutamaz. Öyle başkanım. Merhabalar başkanım. Oo Tuğrulcuğum. Hayırlı uğurlu olsun. Yabancı transfer yapmışsınız. Sağ ol. Geç otur. Birazdan maç yapacaklar. Vallahi tebrik ederim. Sizin takıma da bu yakışırdı. Bak orada ısınıyor. Rafi Maranga, Kenyalı. Ben bunu nereden tanıyorum ya? Nereden tanıyacaksın yahu? Kenya'dan yeni geldi. Bak bu da bir inek. Aa. Başkan kim getirdi bunu sana?
Kadir Topçuoğlu diye bir menajer. Aa, çok iyi adam. Ne kadar ödediniz? 150 peşin 750. Ay gerçekten çok büyükmüş bu Kadir. Büyüktür Hulya. Ama şimdiki sosyetik bayanların hepsi bu arabalardan kullanıyor. Alışırsın. Kadir, gerçekten kendi paranla mı aldın bunu? Gerçekten. Yemin et. Yemin ederim. Kadir. Efendim. Hiçbir hile hurda yok mu yani? Hayır Hulya. Hiçbir hile hurda yok. Ben artık düzeldim. Kendi paramla aldım. Kadir. Hulya. Düzeldim. Çok sevindim Kadir. Bana yıldız futbolcu diye sattığın adam yıllardır Türkiye'de yaşıyormuş. Şakır şakır Türkçe konuşuyormuş. Ama koşamıyormuş. Antrenmanda yığılıp kaldı. Koşar o, koşar. Biraz alışsın, bakın nasıl koşar. Sözleşme iptal. Vallahi siz bilirsiniz. Bunun tazminatı var. Hele bir dava aç. Kendini Kenya'da bulursun. Galiba bu araba artık bizim oldu. Murat. Derhal başkanım. Hulya, izah edebilirim, açıklayabilirim. Mahkemede görüşürüz kızım. Hulya. Hulya. Bir dakika. Bir dakika, Hulya, açıklayabilirim. Bir dinle beni. Hayır.